Evet, çivisi çıktı. Çünkü bu ülkede para için bebek öldürdüler. Yeni doğan skandalı kan donduran detaylarla dolu. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip öldürdüler. Evet, lafı hiç dolandırmayacağım, öldürdüler. Büyük bir dehşet var ortada. Haksız kazanç elde etmenin metodu bebek öldürmek oldu. Hemşire ve teknisyenlerin elebaşı Fırat Sarı'nın onayıyla bir ilaç yazdırıp sahte ticaret yaptılar. 9.575 lira piyasa değeri olan ilaç SGK'ya fatura edildi, hastanelere ulaştırıldı ve daha sonra çete üyeleri tarafından çanta dolusu ilaçlar yurt dışına satılmak üzere çıkarıldı. 300 ila 600 lira arasında satılarak hem bebeklerin hayatını hem devletin parasını çaldılar. Ve Çorlu Rehab Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık ve örgüt elebaşı Fırat Sarı arasındaki konuşmalar. Ben gelinceye kadar ölmesin ha, diyor ki diğeri, bebeğin fişini çekeceğim. Ondan sonra da gülüyor. Dedemin fişi diyor. Tüh diyor, Halime'yi bugün bekleyecektik. Kalk kız, besleyeceğiz seni diyor. Küçücük bebeğe, ölmek üzere olan, ölüme terk edilen, öldürülen, bebeklerin hayatıyla dalga geçerek yapıyorlar bu konuşmayı. Kek aldım, bekliyorum diye de sonlandırıyorlar. Şimdi bakalım, iki tane tweet gelsin ekranlarınıza. Bir tanesi Turan Çömez'in, hem de bir doktor olarak, hem bir milletvekili hem bir doktor, diyor ki küvezde kalması gerek diyerek yüzlerce belki de binlerce bebek ailelerinden kopartılıp özel hastanelere gönderiliyor. Tam 19 hastaneye. Bakın, yüzlerce belki binlerce bebek. Çünkü o kadar çok mesaj alıyoruz ki bugün birçok kadın bebeğini kaybetmiş, birçok anne bir kere daha öldürüldü. Neden? Çünkü artık ömürlerinin sonuna kadar akıllarında bu soru işaretiyle yaşayacaklar. Bebeğim öldü mü, öldürüldü mü? Ve özel hastanelere gönderiliyor. 19 hastaneye devletten yüz milyonlarca lira para çalınıyor bunun için. Ve bilinen 12 bebek ölüyor, daha doğrusu öldürülüyor diyor. Bilinen bu kadar. Bir de bilinmeyenler var. Bu 19 hastanenin biri eski Sağlık Bakanı'na ait, Mehmet Müezzinoğlu'na ait. İşin başında bir çete var. Lideri çakarlı araçlarla geziyor. MİT Başkanı dahil en üst düzey devlet görevlileriyle boy boy resimler çektiriyor. Öyle bir güç ya da cürete sahip ki olayı soruşturan savcıyı makamında tehdit ediyor. Medeni bir ülkede bu korku filminin tek bir sahnesi yaşansa iktidar bir saat görevde kalamaz demiş Turan Çömez. Ve John Snow ne demiş, o da gelsin lütfen. Diyor ki, görüp görebileceğiniz en insanlık dışı örgüt bebek katili. Bunlar gerçekten bebek katili. İsimlerini yeni doğan bebeklerden alıyorlar. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastaneye sevk ettiriyorlar. Sevk işlemini örgüte bağlı 112 acil çağrı merkezi çalışanları. Bakın nasıl organize işler bunlar. Nasıl organize işler? Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastaneye sevk ediyorlar. Sevk işlemini örgüte bağlı 112 acil çağrı merkezi çalışanları gerçekleştiriyor. Bebeklerin durumu olduğundan daha ağır gösteriliyor ve yatışları sağlanıyor. Anlaşmalı hastanelerin doktorları, sahipleri, başhekimleri yardım ederek maddi çıkar sağlıyor. Örgüte mensup şirket sahibi pek çok hastanedeki yeni doğan ünitesine elemanlarını yerleştiriyor. Korku filmi gibi. Örgüte tahsis ediliyor bu elemanlar, oralara yerleştirilip bu hastanelerin o bölümleri. Bu sayede tedavi giderleri 3 ila 4 kat arttırılarak SGK'dan yüksek ücret tahsil ediliyor. Bebek öldürülüyor, bebek bunun için. Yeni doğan bakım üniteleri ticarethane gibi kullanıldığı ve tıbbi yöntemlere riayet edilmediği için bazı bebekler enfeksiyon kapıp ölüyor. Kullanılacak ilaçları tedaviden düşürüp dışarıda satabilmek adına bazı bebeklerin bilerek ölümüne neden oluyor. Yani öldürülüyor o bebekler. Çok net konuşalım, lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Hayatını kaybeden bazı bebeklerin gerekli tıbbi tetkiklerden geçirilmemesi söz konusu. Ve örgüt hakkında 494 sayfalık iddianame var. 21 şüpheli bebek ölümü var. Ve saptanan telefon kayıtlarında geçen bazı talimatlar. Çocuğu öldür, bırak bebek ölsün, tüpünü çek, yaşamaz bu.
kan donduran ifadeler bunlar. Onun için çivisi çıktı. Bakın normal değil. Bunu asla normalleştiremeyiz. Böyle şeyleri unutamayız. Unutma lüksümüz kalmadı artık. Nasıl bir ülkede yaşadığımızı görün. Ve gerçekten de unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü ölen bizim bebeklerimiz. Bugün o anneler de o bebeklerle birlikte bir kere daha öldü.